Araştırma ve inovasyon. Futuriste. Yaz sezonu Avrupa'da otoyolların en yoğun olduğu ve kazaların da arttığı bir döneme işaret ediyor. Her yıl Avrupa otoyollarındaki trafik kazaları yaklaşık 30 bin ölüm ve 1,5 milyon yaralanma vakasıyla sonuçlanıyor. Yeni teknolojiler otoyolların daha güvenli hale gelmesi için umut vaat ediyor. ...2013 yılında Avrupa Birliği üyesi olmayı bekleyen Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde bir Avrupa Birliği araştırma projesi dahilinde kablosuz acil çağrı sistemi üzerine çalışılıyor. Sistem ciddi bir kaza anında kurtarma ekiplerine direkt olarak haber verebilecek şekilde tasarlanıyor. Bu sıradan bir araba değil. E-çağrı aletiyle donatılmış bir araba. Bu sistem aracın içine yerleştirilen bir birimle otomatik olarak ya da el ile acil durum çağrısı gönderiyor. Yolun ilerisinde bir kaza olduğuna tanık olursak aracı güvenli bir şekilde durdurabiliyoruz. Sadece e-çağrı düğmesine basmak yeterli. Bilim adamlarının geliştirdiği sistem Avrupa'da ortak çağrı numarası olarak kullanılan 112'ye acil durum çağrısında bulunuyor. Sürücü araçta yer alan mikrofon yardımıyla operatöre bağlanırken e-çağrı sistemi kesin GPS koordinatlarını acil yardım ekiplerine gönderiyor. Çini mi se da povraća pa nam onda treba i medicinska pomoć i policija. Bu sistem sayesinde kurtarma operasyonu için gerekli bilgilere ulaşmak çok daha az zaman alıyor. Kaza anında kısa sürede uyarı gelmesi, acil yardım ekiplerinin, ambulans, itfaiye ya da polisin olay yerine ulaşması için gerekli süreyi %50 oranında azaltabiliyor. Bir tane otomatizm. Kaza kurbanları genellikle panikleyerek bulundukları yeri belirtmekte zorlanabiliyor. Bu sistem insan faktörünün açığını kapatıyor. Kazanın zamanı ve koordinatları anında 112 çağrı merkezine gönderiliyor ve bu şekilde zaman kaybı önlenmiş oluyor. Hırvatistan'da yer alan Otoklav adlı kuruluş, sürücülere teknik yardım ve trafik bilgisi hizmeti sunuyor. E-çağrı sisteminin kuruluşun kaza sonrası trafiğin durumunu yayınlamasına yardımcı olması öngörülüyor. Turizmin geliştiği bölgelerde dil engelinin de bu şekilde ortadan kaldırılması hedefleniyor. Mühendisler e-çağrı sisteminin Avrupa genelinde uyumu üzerine çalışarak çağrının sınırlar ötesi yapılabilmesi için çabalıyor. Bir sonraki aşamada araba üreticilerinin bu teknolojiyi kaza anında açılan hava yastığına entegre etmesi gerekiyor. Otomatik olarak çalışabilmesi için sistemi araçlardaki sensörlere bağlamak gerekiyor. Sensörler çağrı sistemini harekete geçiriyor. Laboratuvar testlerimizde bu araçlarla oynuyoruz. Aracı sarsarak kazanın bir simülasyonunu yapıyoruz. Sarsıntının e-çağrıyı harekete geçirip geçirmeyeceğini test ediyoruz. Avrupa genelinde kullanımı mümkün bir e-çağrı servisinin 2015 yılında uygulamaya koyulması planlanıyor. Hedef bu tarih itibariyle Avrupa Birliği sınırlarında satışı yapılan tüm araçlarda bu özelliğin olması. Peki yeni teknolojiler tehlikeyi bertaraf ederek kazaları önlemek konusunda yeterli mi? Almanya'da araştırmacılar araçların sürücünün direksiyonda olması gerekmeden hızlanmaları ya da durmalarını sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyor. Sistem sensörler yardımıyla aracın kendi başına konumunu ayarlayarak hareket edebilmesini sağlıyor. Düğmeye bastığımda aracı bağımsız moda getirmiş oluyorum. Araç kendi kendini otomatik olarak sürmeye başlıyor. Etraftaki engelleri tarıyor ve herhangi bir engelle karşılaştığında yine otomatik olarak duruyor. Avrupalı bilim adamları ve araba üreticileri akıllı sürücü sistemine entegre ettikleri çok sayıda prototip üreterek araç kullanımını daha güvenli ve çevreci hale getirmeye uğraşıyor.
Bu arabaya birçok sensör yerleştirdik. Örneğin şu kısma, ortaya ve diğer tarafa koyduğumuz lazer radarlar geniş açılı bir görünüm yaratıyor. Ön aynanın hemen arkasındaysa yol şeridini ve aracın yol şeridindeki konumunu tespit eden bir sistem yerleştirilmiş durumda. Araştırmacılar insanla makine arasındaki etkileşim üzerine çalışmak amacıyla simülatörlerin yardımına başvuruyor. Sürücünün aracını otomatik sisteme güvenerek kullanmasını sağlamaksa akıllı araba geliştirmenin en önemli parametrelerinden biri. Otomatik sistemleri geliştirirken sürücü modlarının otomatikten normale ya da tam tersi olarak değiştirilmesini göz önünde bulundurmak önemli. Sürücü ve aracın teknik sistemleri arasındaki en iyi görev dağılımını da belirlemek gerekiyor. Bu test aracının 60 metre ötedeki tabelaları okuyan bir yardımcı pilot sistemi bulunuyor. Bu şekilde keskin virajları direksiyona dokunmaksızın atlatmak mümkün. Yardımcı pilot sistemini devreye geçirdiğimde kontrol panelinde otomatik mod göstergesi yanıyor. Araba otomatik olarak şeridinde gitmeye devam ederek dönemeçlerde işaretleri takip ediyor. Virajlar çok sert olduğundaysa yardımcı pilot kontrolü yeniden sürücüye devrediyor. Otomatik sistemin şerit değiştirme ve engellerden kaçınma gibi daha fazla fonksiyonla donatılarak geliştirilmesi öngörülüyor. Sistemde yer alan radar güvenlik mesafesini korumaya yardımcı oluyor. Diğer yandan aracın öndeki bir diğer aracın gidiş hızına göre ayarlanmasını sağlayarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tam otomatik araç kullanımı temin ediyor. Halen ucu açık birçok soru var. Makinenin sürücünün dikkatsizlik hatasını 10 saniye boyunca kapatması yeterli olacak mı? Yoksa otomatik sistem daha mı uzun devrede kalmalı? Yüksek hızda giderken sistem etkin bir şekilde çalışacak mı? Araçlar arası iletişim gerçek trafik ortamında ne kadar işe yarayacak? Akıllı yardımcı sürücü sistemlerinin piyasaya sürülmesi için halen zaman var belki. Ama geleceğin akıllı arabalarına giden yolda araştırmacıların ve araba üreticilerinin çabaları kuşkusuz önemli rol oynuyor.